Hintliler buna şeker sıfırlayan der. Şeker sıfırlayan, neden şeker sıfırlıyor? İçermiş olduğu cinnamik asit pankreasta insülin salgılayan hücreleri harekete geçiriyor. İnsülin salgılayan. Böylece kişi daha kısa sürede herhangi bir diyabete karşı ilaç kullanmadan vücudunu toparlıyor, arıtıyor. Ha, yani insüline bağımlı kalmasını önlüyor. Ama diyelim ki kişi efendim pankreası yağlandı. Kimyasal ilaçlardan olabilir. Ama %90 alkolden veya bağırsaktaki mantarların üretmiş olduğu alkolden olabilir. Pankreası yağlandıysa ne yapacak? Pankreas yağlanmasına karşı iksir kullanmak gerekir. Sadece pankreas yağlanmasına değil, iksir, pankreas yağlanması, karaciğer yağlanması veya beyinde loblar arasında oluşan plak veya kalp damarlarındaki yağlanma, her türlü yağlanmayı iksir. Neden iksir? Çünkü bir sirke içerir. Sarımsak içerir, zencefil içerir, zerdeçal içerir vesaire. 19 çeşit bitki içerir. Kullandığı zaman mesela kişi çok kısa sürede toparlar, vücudu arıtır. Şimdi eğer ki şeker hastalığı, diyelim ki hastası efendim insülin vurulmaya yeni başladıysa karaciğerini de güçlendirmek gerekir. Bunun için enginar kullanmak gerekir. Yani şeker hastası aynı zamanda şeker hastasıysa bir kişi aynı zamanda karaciğer de yağlanmış demektir. Yani bağırsaktan gelen toksik maddeyi karaciğer arıtamıyorsa, yorulduysa, yağlandıysa pankreas da yağlanır. Pankreas durup dururken problem çıkmaz. Şeker hastalığını tetikleyen faktörler var. Bağırsak, karaciğer, sonra pankreas. Kademeli. Domino taşı gibi. Midedeki problem, bağırsakta problem oluşturur. Bağırsaktaki problem karaciğerde, karaciğerdeki problem pankreaste problem oluşturur. Birbirini tetikler. Eğer ki böyle bir durum varsa enginarda kullanmak gerekir. Kullandığı zaman kişi yavaş yavaş toparlar.